şunu sormak istiyorum. Atatürk bu mirası niye direkt devlet hazinesine değil de daha doğrusu mirasının yönetilmesi meselesi niye direkt devlete havale etmedi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı? Bunun sebebi nedir? Atatürk devlet yıkmış bir adam. Yani Osmanlı Devleti'ni yıkmış, yerine Türkiye Cumhuriyeti'ni. Tabii o Osmanlı Devleti mirası devam ediyor. O mirası reddetmiyoruz. O miras bizim için çok kıymetli, ayrı bir şey. Ama bir devrim yapmışız ve yeni bir devlet kurmuşuz. Şimdi o nedenle her devrimci gibi neye güveniyor? Millete önderlik eden öncü partiye. Yani devlet bir gün başkalarının eline geçebilir. Başka güçler gelir, devlet iktidarını ele geçirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün güveni neydi? Cumhuriyet Halk Partisi bir devrim partisi olarak arasız devrimler programında 1935 kongresinde Atatürk'ün konuşmasında söylediği gibi arasız devrimler. Yani arasız devrimlerde ısrar eden bir Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin güvenilir partisi, önder partisi. O bakımdan vasiyetinde de bütün mal varlığını devlet hazinesine değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı. Bu bir devrimcinin tutumu. Ama ne oldu? 1945'ten sonra adım adım Cumhuriyet Halk Partisi, işte küçük Amerika olacağız dendi, Atlantik sistemine. Tam onu soracaktım yani Şimdi devlet işte orada olmuyor da kritik CHP soru şu. olmuyor mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir devrim partisi nasıl oluyor da Atatürk'ün ölümünden 7 yıl sonra anti-emperyalist bir parti ve Altıokum Partisi, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik, Devrimci bir parti. Nasıl oluyor da o devrim partisi emperyalizme şey yapan, hoş gören, Atlantik sistemine, Türkiye'nin girmesine direnmeyen bir partiye dönüşüyor. Bunu Rusya'da da gördük. Yani Bolşevik Partisi bir müddet sonra kapitalizmin partisi oldu. Başka devrim deneylerinde de gördük. Fransa'da da gördük. Ama burada gene güveneceğin nedir? Parti. Bakın şimdi en sonunda ne olmuştur? Vatan Partisi çıkmıştır. Yani Atatürk'ün o mirası ve çizgisini Vatan Partisi bugün sürdürüyor. Evet, Türk Devleti diyelim Atatürk'ün rotasında değil. Tayyip Erdoğan'ların yönettiği. Aslında 80'den sonra hiç değil. 45'ten sonra da bir aşınma dönemine girdi Türk Devrimi. Ama yine Türkiye'nin umudu, güveni parti, halka, millete önderlik edecek iktidar mücadelesi veren bir partide gene o umutlar. O bakımdan Atatürk'ün partiye güvenmesi olayı çok önemli. Zaten Atatürk şunu söyledi. Ben dedi devlet başkanlığından vazgeçebilirim 1930'larda. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığını bırakabilirim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı benim için çok daha önemlidir. Neden? Orada şunu görüyor. En sonunda kale Türkiye'nin öncü birikiminde. Cumhuriyet'in kalesi o öncü birikim. Onun örgütlü olması, iktidarı elinde tutacak veya kaybettiği zaman tekrar o iktidarı alacak bir partinin varlığı tayin edecek. Onun için kendisini esas Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak tanımlıyor. Bu da çok öğretici bizler için.